kısmı aslında annenin istediğimiz bir dönem. Kendimiz rahat olun. Bu süreçte arkadaşlar, yoksa depresyon diye bir şey var, gerçek var. Bir de çünkü ikinci çocukta şöyle bir şey var, ikinci çocuğu olanlar için söylüyorum. Kardeşle bağlanma süreci var. Normal doğumu kolaylaştıracak doğal destek yöntemlerinin güçlendirilmesini de ayrıca önemsiyorum. Müdahalesiz doğum karnesi iyi olan hastaneler ve hekimler ödüllendirilmeli. Tanıtımını bizzat yaptığım ilk adım ebe gebe okulu gibi yerel iyi uygulamalar teşvik edilmelidir. Konya'da başlatılan bu proje neticesinde %50 sezeryan oranı verilen eğitim ile %33'lere kadar düşürülmüş durumda. Bilinçlendirme ve farkındalığı arttırmaya yönelik faaliyetlerin etkisini bu örnekte çok net görebiliyoruz. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz, teşekkür ederim. Sağ olun, iyiyiz. Nasıl gidiyor çalışmalar? Güzel. Yok, aynı her ay online. Haftaya mesela teknik gibi eğitimimiz var. Bir de akşamlar geri dönüşler alıyoruz. Düzenli bütünler halinde görüşmelerimizi yapıyoruz zaten. Gebele ve loğusalara da öncelik tanıyoruz. Normalde sadece kadın danışan alıyoruz. Ama iki gebe ve loğusa olduğunda işte bildirirlerse bizim danışmanımızla birlikte götürüyoruz. Çünkü hepsi birleşiyor bir şekilde psikoloji kısmına. Hocalarımızla birlikte sürekli iletişim. Öncelikle böyle bir projeyi yaptığı için Selçuklu Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Ben bir baba adayı olarak faydalı buldum. Tüm baba adaylarını, anneleri buraya davet ediyorum. Gerçekten ön yargıyla yaklaşmasınlar. Gerçekten güzel bir çalışma olmuş. Bir baba olarak böyle çalışmaların sayısının artmasını da diliyorum. Biz öncelikle gelirken ben de ilk başta işte salt bir sunum olur, sunum üzerinden ilerleriz diye düşünmüştüm ama gerçekten hem çok eğlenceli geçiyor hem de uygulamalı bir eğitim olduğu için böyle bir eğitimde ücretsiz verilmesi gerçekten bizim için çok şanslı bir şey. Ben eşime teşekkür ediyorum benimle bu uygulamaya katıldığı için her şeyden önce. Ki zaten böyle bir projenin hem hafta sonu hem hafta içi hem hafta içi sabah hafta içi akşam olması da ayrıyetten çok iyi. Biz çalışan çiftler olduğumuz için akşamı tercih ettik. Büyük bir çoğunluğu burada geçiriyoruz. Bugün ikinci eğitimimiz. Eminim diğerlerine de katılırız bir aksilik olmazsa umarım. Çok mutluyuz yani. Ben teşekkür ederim herkese, katkı sağlayan herkese. Teşekkürler. Biz önceden çok az şey biliyormuşuz. Yani böyle eğitimlerin ücretsiz verilebiliyor olması çok güzel bir şey. Yani öncelikle eşime teşekkür ederim. O kaydetti bizi. Biz de katıldım eşimle birlikte ama gerçekten katıldığımıza çok memnunuz. Burada ne öğretti? Biz erkekler biraz doğumun dışında kalıyoruz aslında. Yani olayın özü biraz hanımlarda ama şöyle, o evreye kadar ve o evreden sonrasında kesinlikle işlerimize destek olmamız için müsait olan herkesin gelmesi gerekiyor. Yani başta zaten ücretsiz bir uygulama. Herhangi bir masrafı yok, herhangi bir şey yok. Sadece bizimki haftada 2 gündü. Herkes katılabilir yani bence. O yüzden hem öncesi, doğum öncesi hem doğum sonrası herkes için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Aslında bu alanı okudum diyebilirim. Ama yine de bilmediğim çok şey olduğunu düşünüyorum. Ve burada eşim de en azından bilgilensin istedim. Hem doğum anında, doğumdan sonra da destek olması açısından. Bu şekilde güzel bir eğitim oldu. Yani herkes gelmeli bence. Biliyoruz diye işten kaçmayalım. Bu bize bir zorunluluk olarak gelmesin. Yani haftada 2 gün eşimin de dediği gibi. Kolaylıkla gelinebilir. Aslında çalışıyorum. Zor ama. Gelince çok keyif aldık ikimiz de. Böyle bir imkan varken herkes katılmalı. Biz 2017 yılından beri doğuma hazırlık eğitimleri veriyoruz. Tabii bunları tek gebeleri değil, aynı zamanda eşlerine de vermek istedik. Çünkü ortak bir karar alacaklar. Kararları aktif kalacaklar. Karşılaştıkları durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda onları bilgilendiriyoruz. Aynı zamanda doğum korkularını yenmelerini istiyoruz. Çünkü doğum korkusu yenildiği zaman çok daha rahat, daha doğrusu böyle nasıl diyeyim, daha keyifle anılan doğumlar olabiliyor. Bunun için onlara çeşitli yöntemler öğretiyoruz. Öncelikle bilgi veriyoruz. Arkasından da
pratiklerimiz var. İşte nefes egzersizleri, hareketler, gevşeme egzersizleri. Bunlarla bilinçli bir şekilde doğumlarına gitmelerini sağlıyoruz. Geldikleri zaman gerçekten bir önyargıları olabiliyor %70'ini. Hani ilk derste ya ben niye geldim, neredeyim falan gibi şeyleri algılarını anlayabiliyoruz ve kendileri de ifade ediyorlar zaten. Ama 12 saatlik eğitimin sonunda ya hocam eğitim bitti mi, daha yok mu, biz daha ne burada kalmak isteriz, iyi ki geldik, bize işte anneliğimi hediye ettiniz, baba olma yönünde 1-0 öndeyiz gibi geri bildirimleri alıyoruz. Bu da bize oldukça memnun ediyor bu şekilde. Ve sonrasında da doğum sonu memnuniyet anketlerimiz var. Biz onlara geri bildirimlerini alıyoruz. Çok büyük oranda eğitimin faydasının olduğunu ve çok rahat, güzel doğumların geçtiğini bize ifade eden gebelerimiz oldukça fazla. Fizyoterapistim ve gebelere pilates yaptırıyorum. Çağımızın yani zaten sıkıntısı hareketsiz olmak ve gebelerimiz de hareketsiz. Bu doğumlarımızı da etkiliyor, gebelik süreçlerini de etkiliyor. Yani bizim bir sürü böyle hem kız kardeşimiz oldu hem erkek kardeşimiz oldu anne baba olarak. Bir sürü çocuğumuz var yani çok şükür hani onların sayesinde. Böyle bir hani ailevi dostluğumuz oluyor. Gelip ziyaret ediyorlar bizi. Çünkü o doğumda hani en güzel günlerinde onların belki de zor günlerinde, desteğe ihtiyaç oldukları günlerinde yanlarında olduklarını bilmemiz onları mutlu hissettiriyor. Peki, annemiz sağ olsun. Onun hayatının verdiği olmuş bağlar. Eşimiz